Amazon PPC reklamlarında az bilinen ve gerçekten de işe yarayan bir yöntemden bahsedeceğim. Öncelikle Amazon PPC reklamlarını çok iyi anlamak gerekiyor. Bir satacağınız bir ürünü Amazon'da sponsor reklam vererek daha fazla satmaktan ziyade doğru ürüne doğru anahtar kelimeyle reklam verdiğinize emin olmanız gerekiyor. Çünkü bir ürünün reklamını verebilirsiniz ve çok satmaya da başlayabilirsiniz. Ama reklam için harcadığınız tutar, sattığınız rakama eşitse ya da biraz aşağısındaysa aslında kâr etmemiş olursunuz. Kâr etmiş gibi görürsünüz ama ay sonunda Amazon sizden gelip 10 bin dolarlık satışınıza karşı 5-6 bin dolar reklam ücreti keserse hesabınızdan zarar ettiğinizi anlarsınız. Öncelikle bu ekran görüntüsü benim bir satış hesaplarımdan bir tanesine ait. 585 dolarlık bir reklam harcamasına karşılık 6245 dolarlık satış gerçekleştirmişim ve ACoS oranı %9,38 ortalamada. Toplamda reklamı 238 bin kişi görmüş. Şimdi burada en önemli alanımız ACoS alanıdır. Bu ACoS alanı ne kadar düşük olursa, yani %9 çok çok iyi bir rakam bu arada. Bu yüzdelik oran ne kadar düşük olursa sizin reklama harcadığınız tutar o kadar düşük olur ve o kadar yüksek satış yaparsınız. Şimdi ben burada 10 bin dolarlık reklamda harcaması da yapmış olabilirdim ama yaptığım satışta bu sefer 100 bin dolar civarında olacaktı. Yani ben burada %9, buna %10 diyelim kabaca. Nereden bakarsanız bakın harcadığım reklamın yanına bir sıfır daha koyarak bunu satış olarak gerçekleştirmişim. 100 bin dolar reklam harcayayım, 1 milyon dolar satış yapayım mantığını da burada güdebilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi böyle doğru orantılı olmuyor. Ben sadece rakamsal örnek olarak vermek istedim size. Amacınız her zaman buradaki ECOS oranını düşürmek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aşağıda benim reklam verdiğim ürünlerin tablosuna şöyle baktığınız zaman zaten göreceksiniz. Örneğin ben burada bir tane ürünüm için 4 dolar reklam harcaması yapmışım. 152 dolarlık satış yapmışım ve %2,96 ECOS oranına sahip olmuşum. ECOS oranını şöyle hesaplayabilirsiniz. Eğer bir üründen siz sattığınız bir üründen %40 kâr ediyorsanız, %40 oranında bir kârınız varsa ve bu kârın %10'unu reklama harcarsanız ne olur? Ben buradaki 6245 dolarlık yaptığım satıştan %40 değil de %30 kâr etmiş olurum. Eğer benim ECOS oranım %9 değil de %20 olsaydı ne olacaktı? Ben %40 normalde kâr ediyorsam bir üründen 20'yi düşelim buradan ne kalıyor? Geriye 20 kalıyor. Ben bu toplam satış rakamıma %20 kâr etmiş olacaktım. Olur da siz ürününüzden %40 kâr ederken ECOS oranınız %40 olursa ne olur? 40'a 40 yani kafa kafaya gelir ve sattığınız üründen hiçbir kâr etmiş olmazsınız. Aksine Amazon komisyonlarını da tabii ekleyince zarar bile etmiş olursunuz. O yüzden mutlaka satış oranınız çok satış kârınız çok önemli. %30, %50, %100 artık yüzde kaç kâr ediyorsanız hiç önemli değil. ECOS oranınız da ona göre orantılı bir şekilde düşük olmalı. Sizi tatmin edici bir rakam olmalı. Mesela burada da yine 547 harcamışım, 5000 dolar kazanmışım, %10'luk bir ECOS oranım varmış. Şimdi ben ürünlerimden ortalama %80, %90 kâr ettiğim için buradaki %9, %2, %10'luk rakamlar benim için çok önemli rakamlar değil. Ben satış olsun gerekiyorsa %30, %40 ECOS ödemeye bile razıyım. Siz de ona göre kendi hesabınızı yapabilirsiniz. Peki ben bu %9'luk oranı nasıl yaptım? Ondan bahsedeceğim size. Öncelikle burada Advertising bölümüne girdikten sonra oluşturduğunuz kampanyaların, reklamların raporlarını indirmeniz gerekiyor. Şimdi tabii ben size burada reklam oluşturmaktan bahsetmeyeceğim. Reklam oluşturmak da gerçekten sizin deneme yanılmayla ürününüzün ismi, ürününüzün anahtar kelimesiyle alakalı bir durum. Yani çok satan bir kategoride çok popüler bir ürün satıyorsunuzdur ve otomatik reklam açarak zaten anahtar kelimelerini elde edersiniz. Ya da
Çok spesifik bir ürün satıyorsunuz. Anahtar kelimeleriniz o spesifik ürüne göre çok satan anahtar kelimeyi tespit edip o reklam verebilirsiniz. Bu ürüne göre değişen bir durum olduğu için aslında benim oturup da şu anahtar kelimelerle, daha doğrusu şu tarz işte otomatik reklam verin, manuel reklam verin gibi yönlendirmem yanlış olur. Ama benim nacizane önerim, ki ben her zaman böyle yapıyorum, otomatik reklam kullanın. Çünkü otomatik reklam kullandığınızda Amazon sizin yerinize anahtar kelimeleri belirliyor. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Burada Advertising Reports bölümüne girdikten sonra Create Report diyorsunuz ve bir rapor oluşturuyorsunuz, reklam raporu oluşturuyorsunuz. Daha sonra buradan download diyerek bu oluşturduğunuz reklam raporunu indireceksiniz. Tabi burada raporlarınızın periyodu önemli. İşte bir aylık rapor indirebilirsiniz. Çok uzun süredir reklam veriyorsanız bir yıllık ya da bir haftalık reklam verdiyseniz 7 günlük reklamı rapor olarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz rapor sizin karşınıza bir Excel dokümanı olarak çıkacak. Bizim aslında bizim için çok önemli olan ACoS oranımızı, yani düşük reklam bütçesi ayırıp daha fazla satış yapmamıza sebep olacak olan sistemi ayarlayacağımız raporlama sistemi bu. Bu rapor sistemini indirdiğiniz zaman sizin Amazon'un otomatik olarak oluşturduğu anahtar kelimeleri, daha sonra müşterilerin bu anahtar kelimeleri hangi kelimeleri aratarak ulaştırdığını göreceksiniz. Bunların hepsi Amazon otomatik oluşturacak otomatik reklamlarda. Impressionlar, klikler, tıklama oranları, işte tıklayanların ürünü satın alma oranları, toplam reklam harcaması, 7 gündeki toplam satış rakamları gibi raporları buradan böyle erişebilirsiniz. Ben ne yapıyorum? Öncelikle bu title'ları, başlıkları şöyle bir mouse'la seçip veri bölümünden filtre yapıyorum. Ve ben burada işime yaramayan anahtar kelimeleri bulmak istiyorum. Çünkü bir hafta boyunca reklam vermişim, bir hafta boyunca para harcamışım. ECOS oranım ortalama %40, %50 seviyelerine çıkmış ve benim için yüksek bir rakam. Ne yapmam lazım? Satışlarımı daha artırmam lazım ve gereksiz anahtar kelimeleri ayıklamam gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Burada toplam 7 günlük satış rakamında burayı küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralıyorum ve sıfır olanları eliyorum. Bakın mesela burada şu anahtar kelime sıfır, yani hiç satış yapmamış reklam vermeme rağmen toplam 1,91 harcama yapmış. Klik başına ben 0,64 ödemişim, çok yüksek. 1844 kişi görüntülemiş ve 3 kişi tıklamış. Demek ki bu anahtar kelime çok alakasız. Düşünsenize, 1844 kişi reklamı görüntülüyor. Sadece 3 tanesi ilgileniyor, tıklıyor ve bunların hiçbiri satın almıyor ve ben 1,91 para harcamış oluyorum. Şimdi bunun gibi bu liste böyle aşağıya doğru uzar. Alt alta topladığınızda bir haftada örneğin totalde 1000 dolar harcadıysanız reklama bir haftada, bu 1000 doların 300 dolarının size hiçbir şey kazandırmadığını fark edebilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Bu anahtar kelimeleri, yani customer search term'leri alıp bu anahtar kelimeleri kopyalayıp gereksiz kelimeleri negatif keywords bölümüne ekleyeceksiniz. Şimdi Amazon reklam panelinde negatif keywords bölümünde yeni negatif keywords ekle bölümüne geldiğiniz zaman iki tane seçenek sunar size. Negatif freeze, negatif exact diye iki tane seçenek var. Bir tanesi kelime öbeği şeklindedir. Yani siz örneğin ayakkabı kelimesini negatif eklemek istiyorsanız ve freeze seçerseniz Amazon ne yapar? Sarı ayakkabı, mavi ayakkabı, yeşil ayakkabı ve bunların hepsini negatif olarak ekler ve engeller. Reklamın bu kelimelerde gözükmesini engeller. Ama exact derseniz, yani kesinlikle bu kelimeyi engelle derseniz, ki biz bunu seçeceğiz, exact kelimesini seçeceğiz. O zaman ne olur? Ayakkabı yazdığınız zaman o ayakkabı kelimesindeki çıkan reklamınızı engellemiş olur. Bir önceki slide'da göstermiş olduğum Customer Search Term bölümünde sizin 7 gün boyunca ya da artık raporunuzu kaç günlük çektiyseniz, 30 gün çekerseniz burada 30 gün yazar. 7 gün boyunca hiç satmayan anahtar kelimeleri kopyalıyorsunuz. Buradan eşleşme türünden negatif exact seçiyorsunuz ve anahtar kelimeleri buraya yapıştırıp add keywords diyorsunuz. Hepsi bu. Gerçekten de hepsi bu. Bunu yaptığınız zaman artık Amazon sizin hiç satış yapmadığınız ve size para harcatan anahtar kelimelerde reklam göstermeyecek ve size gereksiz bir bütçe harcaması yapmayacak. Ve benim yaptığım teknikte ben her hafta buradan
ya da maksimum 2 haftada bir burada yeni bir rapor oluşturuyorum. Download ediyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Anahtar kelimeleri engellemiş olmama rağmen araya yeni anahtar kelimeler geldi mi ya da performansı düşen anahtar kelimeler var mı? Bunları tespit ediyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Bu anahtar kelimeleri tekrar negatif keywords bölümüne ekleyerek bu anahtar kelimelerde reklamın çıkmasını engelliyorum. Şimdi bu birinci yöntem. Bu gerçekten de benim ekosum oranımı düşüren ve gerçekten de bana para kazandıran bir yöntem. İkinci yöntem ise şu. Yine aynı şekilde siz reklamlarınızı otomatik açıyorsunuz. Açtıktan sonra yine bir rapor oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz raporda bu sefer siz tam tersi işlemi yapacaksınız. Yani en çok satış yapan anahtar kelimeleri bulacaksınız. Bunlar işte örneğin bakın burada ben şu gizledim bunları ben gizlilik amacıyla. Buradaki anahtar kelimede bir tanesine 107 dolar satmışım, diğerine 491 satmışım. Hiç önemli değil. Benim burada minimum sattığım rakamdaki keyword bile önemli. Ben bu keywordlerin hepsini tek tek kopyalıyorum. Çok satan kelimeleri kopyalıyorum. Ve otomatik olan reklamımı durdurup manuel olarak bu anahtar kelimelere reklam açıyorum. Şimdi ne farkı var diyeceksiniz. Şöyle bir farkı var. Otomatik reklamda harcadığı reklam bütçesi daha yüksekken manuel reklamda harcadığı reklam bütçesi daha düşük oluyor. Çünkü siz manuel hedefleme yapıyorsunuz. Amazon'un işte anahtar kelime algoritmalarını çok fazla zorlamıyorsunuz. Ve direkt hedef kitleye istediğiniz kelimede o reklamı koyduğunuz için bu sefer ne oluyor? Sizin bu sefer cost per click dediğimiz şu tıklama başına ödediğiniz ücret düşmüş oluyor. Bu düştüğü için de sizin bu reklam için harcadığınız rakam düşüyor. Aslında click rate'lerinizde ya da impression'larınızda ya da toplam satışa dönüşme rakamlarınızda bir değişik olmazken manuel reklamlarda tıklama başına maliyetinizi düşürmüş oluyorsunuz. Benim önerim bunu denemeniz. Manuel olarak da çok satan kelimelere reklam açmanız. Ama her zaman ve her zaman için en çok bir numaralı önerim otomatik reklam. Reklam raporunda çok satmayan kelimeleri alıp negatif keyword'e ekleyip bu kelimelerde reklam çıkmasını engellemek ve bu sayede ECOS oranınız ciddi anlamda düşecektir. Ben bu ECOS oranlarına erişmek için ve bu yöntemi tespit etmek için gerçekten çok uğraştım ve tespit ettiğim yöntemde bu her zaman ve her zaman için başarılı oluyor ama en önemli faktör dediğim gibi ürün. Ürüne göre de değişiyor. Siz hiç satmayan çok az aratılan bir keyword'deki ürüne sahip olabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın onun ekosunu düşüremezsiniz. O yüzden aratılan işte popüler satan bir üründe bu yöntemi uyguladığınız zaman ekosunuzun %10'un altına düşmemesi için hiçbir sebep yok. Herkese bol satışlar diliyorum.